Spor Yayın TV'den herkese merhaba. 16 Ocak 2014 Perşembe gününün spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Burcu Gülda. İlk haberimiz Ziraat Türkiye Kupası'ndan olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün iki karşılaşmayla beraber gruplar tamamlandı. Dün akşam Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası B grubunda Tokat Spor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşma, ikinci yarıda 69. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golü ve 90+1. Dakikalarda da Nordin Abramat'ın golüyle 2-0 galibiyetle sonuçlandı bu karşılaşma ve Galatasaray ilk puanını almış oldu. Bir diğer karşılaşma ise Elazığ Spor ile Medikal Park Antalya Spor arasındaydı sevgili izleyiciler. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, bugün alınan galibiyetten ötürü memnun olduklarını belirterek, "İyi çalışan bir Galatasaray var. Bu akşam kaç tane gol kaçırdığımızı aklımda tutamadım. Antalya kampında çift idman yapan bir Galatasaray var. Tabii ki ilerleyen günlerde hem mental anlamda hem de fiziksel olarak daha iyi bir Galatasaray olacak." dedi. Bir diğer maçta Elazığ Spor ile Medikal Park Antalya Spor arasındaydı. Karşılaşmada Elazığ Spor 27. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti ve ilk yarıyı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Medikal Park Antalya Spor 47. dakikada Emrah Başsan'ın golüyle skora dengeyi getirdi ve maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bir diğer haberimiz Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe Antalya kampı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Alanya Spor ile hazırlık maçı yapan ve 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu akşam saat 20'de Hannover 96 takımı ile karşı karşıya gelecek. Hannover 96 takımının teknik direktörü de Tayfun Korkut bu karşılaşmaya iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe, Antalya kampındaki ikinci maçını bugün eski futbolcusu Tayfur Korkut'un çalıştırdığı Hannover 96 ile yapacak. Sarı lacivertli formayı bir dönem başarıyla taşıyan Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Bundesliga ekibi Hannover 96 ile Fenerbahçe arasındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadele Mardan Stadı'nda oynanacak. Şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bir diğer ekibimiz. Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Kore ekibi Gyeonggang'a 1-0 mağlup oldu. Daha önce Alman takımı Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu maçta da galip gelemedi. Antalya'da devre arası hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci karşılaşmada da galip gelemeyen Beşiktaş, maçta gol yollarında etkili olamayınca Güney Kore takımı Gyeonggang'a 1-0 mağlup oldu. Gyeonggang 20. dakikada Lee Jae-an ile 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve siyah beyazlar sahadan 1-0 mağlup olarak ayrıldı. Şimdiki haberimiz Gaziantepspor ile ilgili. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl şu anda gündemde olan Sergen Yalçın'ın istifa haberlerini yalanladı. İbrahim Kızıl, Sergen'in İstanbul'a reklam çekimi için gittiğini, böyle bir durumun olmadığını söyledi. Sergen Yalçın'ın dün akşam kampı terk ederek İstanbul'a dönmesi üzerine başarılı teknik adamın Gaziantepspor'dan istifa ettiği iddia edildi. Bunun üzerine kulüp başkanı İbrahim Kızıl yaptığı açıklamada, "Bugün kamp bitiyor. Adamın bugün ve yarın reklam çekimi var. Onun için İstanbul'a gitti. Ortaya atılan iddialar dedikodudur. Öyle bir şey yok. İstifa etse çıkar açıklama yapardı. Yardımcı hocaları Antalya'da. Bugün de kampımız bitiyor. Onlar da bugün dönüyor." dedi. Şimdiki haberimiz basketbolla ilgili sevgili izleyiciler. Basketbolda ULEB Avrupa Kupası 2. tur B grubunda Beşiktaş Integral Forex İspanyol temsilcisi Zaragoza'yı 70-63 mağlup etti ve bu galibiyetle Beşiktaş ikinci galibiyetini almış oldu sevgili izleyiciler. İlk karşılaşmasını geçtiğimiz günlerde Litvanya temsilcisi Lietuvos Raitas takımını 103-101 yenerek alan Beşiktaş Integral Forex bu galibiyette ikinci galibiyetini almış oldu. Lofton'un basketleriyle başlayan Beşiktaş Integral Forex bu oyuncunun üst üste bulduğu sayılarla 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. İspanyol temsilcisi bitime 48 saniye kala Roll'un 3 sayılık basketiyle farkı 3 sayıya indirdi. Rakibi karşısında taktik faullerden sayılar bulan Beşiktaş Integral Forex hata yapmadı ve sahadan 70-63 galip ayrıldı. Ve Beşiktaş Integral Forex bu galibiyette grubunda ikinci maçını da kazandı. İspanyol temsilcisi ise iki karşılaşmasında kaybetti. Spor Yayın TV'den şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.